Mehmet Teskan 1 Aralık 2023 haktv.com.tr Erdoğan'ın kozu İmamoğlu'na yasak. Devletin başkanı kürsüye çıktı ve dedi ki yeniden İstanbul. Mahiyyeti ayakta alkışladı. Alkış tempo tuttular ve haykırdılar. İstanbul bizimdir, bizim kalacak. Siz kimsiniz? Biz kimiz? İstanbul kimin elinde? Fransızların mı? İngilizlerin mi? Ülkenin devlet başkanı diyor ki İstanbul'u geri alacağız. Ben de soruyorum kimden? Ülkenin devlet başkanı böyle konuşmamalı ama maalesef Devlet Bahçeli'nin kurguladığı ucube sistem bunu gerektiriyor. Devlet başkanı aynı zamanda parti genel başkanı olursa siyasetin de ülkenin de kalitesi bu olur. Demeç siyasetinin ötesine, karalama siyasetinin ötesine geçemeyiz. Tek adam rejimi yani ülkenin kaderinin bir kişinin iki dudağına sıkışması da diyebiliriz. Sakın abartıyorsun demeyin. Enflasyonu indirmek için faizi indirin talimatı veren de kendisi, enflasyonu indirmek için faizi yükseltin diyen de kendisi. Faizi indirirken Allah'ın buyruğu olduğunu söyledi, faizi %40'a çıkarırken kimin buyruğu olduğunu söylemedi. Gelelim İstanbul'a. Erdoğan varlık yokluk nedenini İstanbul'a bağladı. Takıntısı oldu. Düşman işgalindeymiş gibi İstanbul'u geri alacağız demesinin nedeni bu. Korkarım siyaset hukuk dışına çıkacak. Dilerim AKP hukuksuzluğu hukuk gibi pazarlayarak İstanbul'u almaya çalışamaz. Ne demek mi istiyorum? Şunu demek istiyorum. Erdoğan kaybettiğini görünce İmamoğlu'na siyasi yasak getirebilir. Seçime katılmasını engelleyebilir. Tek kozu bu. Çünkü karşısına kim çıkarsa çıksın İmamoğlu'nun kazanacağı o kadar belli ki. Önemli soru şu. Erdoğan yerel seçim sürecinde devlet başkanı 85 milyon vatandaşı kucaklayan cumhurbaşkanı gibi mi davranacak, 2019 seçimlerinde muhalefete düşen parti başkanı gibi mi? Yanıtı belli değil mi? Sapla saman Bahçeli sayesinde karıştı. Belli ki Erdoğan, Cumhurbaşkanı şapkasıyla sahaya çıkacak, burası kesin. Peki genel seçimde olduğu gibi yine kıvrak zekanın ürünü diyerek bel altından vurur mu? Valla ne yapacağı belli olmaz. İstanbul'u mutlaka geri alacağım diyor. Ben de bir kez daha soruyorum. Kimden? Mehmet Tezkan.